Haftanın ilk gününden herkese merhaba değerli izleyenler. Neredeyiz? Biz Sultanbeyli'deyiz ve gelinimiz Şeyma'nın kapısının önündeyiz. Efendim malum haftanın ilk günü olunca içimden geldi. Dedim ki Allah'ım bol bereketli, güzel, neşeli, kazançlı, sağlıklı, bomba gibi harika bir hafta bizim olsun inşallah. Ve zilimizi çalalım bakalım gelinimiz bizi karşılasın. Aslanım hoş geldiniz. Şeyma gelin. Evet. Hoş bulduk. Hoş nasılsın? Gel gel. Ay. İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Ne kadar şık olmuş. Çok böyle sağ olun. Yeşil siz beyaz. De öylesiniz. Çok içim açıldı seni teşekkür görür ederim. Görmez. Ay ne güzel. Kaş, göz, gerisi, söz demişler. Sağ olun çok sağ olun. İddialı mısın? Evet. Evet. Hazırlıklar çok tamam mı peki? Her şey tamam. Ay kızlar bomba gibi gelir öyle biliyorsun. Öyle mi? Olsun ben de bomba gibiyim. Beğenmemek üzere geliyorlar. Gelsinler. Sen de en güzelini, en özelini evet. göstermek üzere tabii buradasın. Tamam. Salonumuz tabii nerede? Tabii bu tarafta buyurun. Burada. Hemen hadi böyle. Hadi bakalım kapat kapıyı. Şeyma Gelin'in evinin giriş kapısı koridora açıldığı için maalesef portmanto veya başka bir eşya yok. Mutfağı büyük ama yanlış planlandığı için tezgahın kullanım alanı çok kısıtlı. Salonda beyaz ve füme tonları hakim. Detaylarda ise ağırlıklı olarak gümüş rengi tercih edilmiş. Yatak odası çok küçük ancak yatak, yatak başlığı ve makyaj masasının beyaz olması odayı ferah gösteriyor. Şeyma'cığım nasılsın bir İyiyim tane? İyiyim aslanım. Siz nasılsınız? İyiyim. Ne kadar güzel gülümsüyorsun. Teşekkür maşallah ederim, aslan hayatım. Çok sağ olun. 2,5 yıllık evlisin. Evet. Bebek var mı? Evet. Bir oğlum var. 1 yaşında. Adı ne? Uras. Ay Allah bağışlasın teşekkür ablacığım. Ederim. Aslen nerelisin? Gümüşhaneliyim. Gümüşhane. Eşin? Sivaslı. Aa. Evet. Nerede tanıştınız? Arkadaş ortamında tanıştık. İstanbul'da. Evet İstanbul'da ha, güzel. Tanıştık. Güzel. Güzel evet. bir hikaye. Çıkacağı evet, benziyor. Çıkacak. En hoşlanmadığın şey ne? Evde. Ben dağınıklığı falan sevmiyorum öyle. Hı. Yok. Dağınık yani, olmayacak. Evet, dağınık titiz misin evet, çok? Evet titizim. Ne diyorsun? Yani. Aman. Evet. Hiç aman boş vereyim aman şurası yok, da şöyle kalsın yapmıştım. Demiyorsun. Olmaz. Elinde bez geziyorsun. Yani öyle gezmem ama dağınıkta bırakmam. Ne elini. Burcusun sen? Terazi. Terazi bu kadar evet. titiz miydi? Aslan çok titizdir. Yükselenin Başak. Ha, yükselen Başak. Başak evet. da çok titizdir. Evet çok titiz. Ha ondan. Evet. Kapı çaldı. Ah ben kızlar gideyim geldi. Açayım hadi o zaman. Karşıla sen. Hoş geldiniz. Merhabalar. Alayım çantanı. Hazır mısın bugüne? Hazırım tatlım. Hoş geldin. Biz de hazırız. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun salon şöyle. Şeyma'nın karşılaması güler yüzlüydü. Kendisinden de amşam bir karşılama beklemiyordum zaten. Şeyma'nın karşılamasını gayet iyi buldum. Çok sevecen ve sıcakkanlıydı bizi karşılaması. Hoş geldiniz. Hoş bulduk aslanım. Benim. Sizleri tanıyalım. Ben Cansu, Orhan Gazi'de oturuyorum. Evet. Selanik göçmeniyim normalde. Ama eş tarafından Bursalı oldum. Süper, süper. Benim de eşim Selanik göçmeni. Aa. Evet tesadüf oldu. Aa, tesadüf olmuş gerçekten. İsmim Şükran, Elazığlıyım aslen. Elazığlısı. Selanik göçmenlerine gelin gittim. Ay ne diyorsun? Evet. Annemin de adı Şükran biliyor evet, musun? Evet bana hep hatta Şuko derler. Evet Şuko diyorlar. Anneme evet. de Şuko diyorlar. Annem de işte bir Selanik göçmeni bir aileye gelin gidiyor. Düşünsene bak aynı. Şükranların kaderi. Kaderi bu. Senin ismin öğrenin. Ben İlayda. İlaydıcı. Adanalıyım. Aa. Eşim Tokatlı. Vay vay. Benim de eşim Adanalı. Aa. Evet çok memnun oldum bir tane. Aslan. Ben de Gülsüm. Gülsüm Hanımcığım. Çankırılıyım. Çankırı. Babadan dolayı. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Ama eşim de Giresunlu. Evet. Ve hediyemiz sizde efendim. Şöyle neler var çünkü acaba içinde? Sizdeyiz. Evet inşallah. Şimdi hediyeyi sen aç bakalım Şeyma'cığım. Senin için seçtim. Çok teşekkür ederim. Bu hafta ederim. Farklı olsun istedim. Bak bakalım beğenecek çok misin? Ay harika çok güzel. Ay biz de bakalım.
Tabii. Ve, ay, aa, çok, çok güzel. Isıya dayanıklı evet, porselen çok fırın güzel. Kabı. Çok güzel. Kullanmalar var ya hanımlar. Bunlardan pek bilmiyoruz evet, ve kullanma alışkanlığımız evet, yok evet. Ama çok sağlıklı. Evet, çok sağlıklı. İyi günlerde kullan. Çok teşekkür bize ederim. Bir tane. Çok sağ ol. Bol yemek yap. Evet. Güzel yemekler olsun. Yemekler. Yaparım bir gün hatta gelirsiniz beraber i̇nşallah, yeriz. İnşallah ya, bir tanem inşallah. Kaldır istersen. Önce ben içeceklerimi getireceğim. Tamam. Sehpalarınızı önünüze koyayım. Olur bir tanem olur. Ya. Yardım istersen söyle bize. Teşekkür ederim. Zigonsuz ev olamaz. Evet, kesinlikle olmaz. Teşekkür herkesin ederiz bir tane. Geldiğinde değil mi? Evet. Değil mi? Çok lazım gerçekten. Herkesin önüne koyuyoruz. Bir de orta sehpalar büyük oluyor. Bazen çekiyoruz evet, o da işe yarıyor aslında. Zorlu. Ama bu o da herkese yetmiyor. Siz onlar alamıyor. Zigon herkesin önünde olması için daha mantıklı. Değil mi? Orta sehpayı bir yere çekemiyorsunuz. Doğru. Ben kutumu da alayım, ikramlarımı hadi, alıp geleyim. Hadi al bakalım hediyeni. Teşekkür ederiz. Nasıl buldunuz karşılamasını? Hoş, güzel. Çok pozitif evet, değil mi? Çok güler yüzlü karşılamak. Çok sevindim açıkçası haftanın ilk günde böyle pozitif bir gelinle başlamak evet, güzel. Evet. Bakayım sizde bir pozitiflik. Biz de pozitifiz. Sen öğretmen misin? Yok değilim. Ben öğretmenim. Aa. Anaokul öğretmeniyim. Aa, evet. Ne güzel. Sen ne iş yapıyorsun? Ben laboratuvar teknikeriyim. Çok güzel. Sağ sen ol. Okul öncesi öğretmeniydim ben yıllarca. Bak, yarın hikayemi. O bir ciddiyet böyle bir avukatlık, bir öğretmenlik. Güzel, çok teşekkür ederim. Duruşunda. Yarın hikayemi öğreneceksiniz. Öyle mi? Sonradan iki meslek daha okuma gereği hissettim. Ne bazı dolaylardan. Ne iş yapıyorsun şu anda? Aile danışmanı ve psikologluk yapıyorum. Aa! Öğretmenlikten. Ne kadar güzel. Evet. Çok şey olabilir size o halde. Evet. Olabilir. Değil mi? Sen bir tanem. Ben şu an çalışmıyorum Aslan'ım çünkü daha bir haftalık evliyim. Ay çiçeği burnunda şurada. Evet, şu anlık da hani iş başvurusu falan daha önce, yapmadım. Daha önce çalışma hayatın var mıydı evlenmeden evet, önce? Evet, yani birçok oldu. Satış danışmanlığı olsun, hukuk departmanında olsun bayağı. Çalıştı. TV kabarık yani. Ama şimdi dedin biraz dinleneyim artık. Ya pandemiden beri evdeyim ben. Öyle mi? Balayını bırakıp gelmiş. Evlenir evlenmez soluğu burada almış. Aynen. Balayını bırakıp gelmiş. Genelde bunu. Böyle oluyor. Evet. Evlenir evlenmez soluğu bizde alıyor. Evet. Ne mutlu bize çok efendim. Çok şanslıyız. Balayın yerine bizi tercih etmiş. Doğru.